Merhaba, ismim Cem Anıl. 1973 İstanbul doğumluyum. Evliyim. 14 yaşında bir tane Kardelen isminde kızım var. Şu anda Finans Bank'ın iştiraki olan, teknoloji şirketi olan Ibitek'te Data Warehouse ve Business Intelligence ekiplerinin direktörüyüm. Motosiklete 2004 yılında baktım, bir gün çok yoğun çalışıyorum. İşten eve, evden işe, hayatımda başka hiçbir şey yok. Hayatıma bir şey katmam lazım diye eşimle konuştum açıkçası. O da beni destekledi. Sonra araştırmalarım sonucunda bir motosiklet kullanma fikri belirdi kafamda. Eğitim aldım. Tavsiyeler üzerine bir arkadaştan eğitimlerimi aldım. Tamamladıktan sonra Honda'nın eğitimlerini bitirdim. Daha sonra ilk motosikletim olan Yamaha Dragstar 650 cc'lik bir motor edindim kendime ve onunla başladı bu macera. Eşim her zaman bu konuda beni destekler. Hatta beni cesaretlendiren bir pozisyondadır devamlı. Ailem tabii ki istemedi, annemler, ama artık yani yaşım da ilerlemişti. Çok öyle ailenin söyleyeceğini dinleyecek yaşlarda değildim. Kendim artık bildiğim doğrultuda ilerleyerek bu işe başladım. İlk çok farklı bir duygu. Yani o rüzgarı hissetmek, o özgürlük duygusu. Yani beni benden aldı. Bir de arkadaşlarla bunu paylaşmak tamamen farklı bir şey. Özgürlük diyeyim tamamen. Yani özgür olduğunu hissediyorsun. Şimdiye kadar hep klasik kullandım. Diğer motosiklet tarzlarını hiç tatmadım açıkçası. Çok da istemedim. Çünkü ben biraz böyle gösterişi de olsun, kromajı olsun çok seviyorum. O yüzden Dragstar'la başladım motosiklet hayatıma. Dragstar'a bayağı uzun seneler bindim. 2012 yılında da Harley Davidson'a geçtim. Harley Davidson'a geçişimde gene eşimin benim bir doğum günümde bana test sürüşü demeyeyim de Harley Davidson kiraladı. Kapıda gördüm birden. Beraber onunla yola çıktık. Daha sonra orada zehirlendik. Ondan sonra çok çeşitli Harley Davidson modelleri kullandım. En sonunda da şu anda en top model olan Touring bike'ımız var. Harley Davidson'ın Road Glide ismindeki makinesini kullanıyoruz. Bu şekilde. En keyif aldığım Harley Davidson'ım. Aslında Harley Davidson'ın şöyle bir şeyi var. Keşke maddi durumumuz olsa da her sınıftan bir tane Harley garajımızda olsa. Hepsinden farklı farklı keyifler alıyorsunuz. Ama bu işi solo değil de couple olarak kullanmaya başlayınca touring bike'lardan başkası çok zevk vermiyor. Çünkü artçı için gerçekten zor oluyor diğerleri. Ama touring modellerinin hepsi insana çok büyük zevk veriyor, tatmin yaşatıyor. Motosikleti bir kere çok ulaşım amaçlı kullanmıyorum. Diğer piyasada genelde skuterler alınır, işe daha hızlı gideyim diye. Öyle bir amacım yok. Şehir içi çok kullanmıyorum. Genelde hep şehir dışı, yurt dışı turlarda kullanıyorum. Amacım gezmek, eğlenmek, bunu arkadaşlarımla paylaşmak. Ben bütün dünyada da her ülkede olan Harley Owners grubun bir üyesiyim. 4 sene gibi de yönetiminde yer aldım. Bizim sene başında bütün bir yıl nereye gezeceğimiz açıklanır, üyelerimize duyurulur ve oradan da seçeriz tek tek. Hatta oturur aileyle birlikte, eşlerimizle birlikte şuralara şuralara gidelim diye seçeriz. Genelde Yunanistan çok yoğun gidiyoruz, İtalya, Viyana, Harley Days'in olduğu, Harley Days diye bir konsept var. Çeşitli ülkelerde oluyor her sene. Geçen sene Hırvatistan'daydı, ondan önce Viyana'daydı. Bunların hepsine katılım göstermeye çalışıyoruz. Şehir içinde de daha çok sahilden Antalya'ya, direkt Çanakkale'den başlayarak Antalya rutunu çok yapıyoruz. Bu şekilde. Yurt dışında en çok beğendiğim yer Adriyatik sahilleri. Yani devamlı hiç gitmekten sıkılmıyorum. Hırvatistan'dan, buradan çıkarak Yunanistan, oradan Arnavutluk, ondan sonra Karadağ ve oradan sonra Hırvatistan sahili çok zevk veren bir rota. Herkese de tavsiye ederim. Artık bir Norveç yapmak istiyorum açıkçası ilk. Geçen sene yapıldı Harley grupları tarafından ama ona katılamadık. Gerek işlerim dolayısıyla, gerekse de ailevi nedenlerden dolayı. İnşallah önümüzdeki sene, bir dahaki sene bir Norveç yapmayı düşünüyorum. En büyük amacım da o, şu Nordkap'a gitmek. Yolculukta olmazsa olmazım yağmurluğum var. Onun dışında da bir tane Harley'ci olması lazım yanımda. Çok tek gezmiyoruz. O yüzden de kafa dengi bir Harley'ci olmazsa olmazım yanımda. Bir tanesi Yunanistan'a giderken bir grup olarak bir tane arkadaşımızın alternatörü yandı. Bu Harley'de aslında klasik problemlerden bir tanesi. Her ne kadar 2017 modellerde çözüldüğü söylendiyse de yandı. Onunla birlikte yolda akü değiştirerek, motorların arasında aküleri swap ederek, durarak
elimize anahtarlarla değiştire değiştire Selanik'e kadar geldik. Böyle bir unutamadığımız anımız var. Şöyle bir şey, çok kalabalık gruplarda sürüyoruz. Öyle bir tercihim yok aslında. Çok kalabalık grupların ayrı bir zevki oluyor. Çok kafa dengi 4-5 tane arkadaşım var. Onlarla hadi çıkalım deyip çıktığımız grup sürüşlerde var. Tek çok sürmüyorum açıkçası. Tek başıma çok çıkmıyorum. Ama çok kalabalık gruplar ve küçük gruplar şeklinde geziyoruz. Harley Owners Group İstanbul var şu anda. Türkiye'de 4 tane Harley Davidson var. İzmir, Ankara, Antalya ve İstanbul. Bunlar official dealer'lar. Harley Davidson'ın kuralı mı diyeyim, her dealer'ın bir tane grubu olmak zorunda. Orada o da dealer'a bağlı bir grup oluyor. Harley Owners Group. Ben şu anda Bosphorus'un aktif üyesiyim. Onlarla birlikte sürüyoruz. Hani klasik anlamda klasik motorcuların bir sırt peçi vardır. Bizim de sırt peçimiz Bosphorus sırt peçi. Denemek istediğim modellerin hepsini deniyorum aslında. 1200 GS'i denedim. Ducati Multistrada'yı denedim. Ama açıkçası denemek istiyorum ama değiştirmek istemiyorum motorumu. Markaya çok büyük bir loyalty'm var. O yüzden değiştirmeyi hiç düşünmedim. Çocuğuma tavsiye ediyorum. 14 yaşına geldi şimdi. Arkamda bir Bağdat Caddesi turlarımız başladı yavaş yavaş. Çok zevk alıyor. Yani çok isterim, tavsiye de ederim. Çok da isterim, kullanıcı olmasını da isterim. Zaten bayan kullanıcı sayısı çok az. İnşallah ileride Türkiye'de bu da gelişir. Neden Harley Davidson? Aslında çok zor bir soru bu. Önce aslında biz kendimize neden motosiklete biniyoruz diye soruyoruz. Yani amacımız ne? Harley Davidson'ın bir kere en öncelikli diğer motorlardan çok da avantajı gösteriş. Yani bu gösteriş. Bu nedenler de diğer motosiklet kullanıcıları, Harley'cileri biraz kendilerine uzak görürler. Halbuki hiç de öyle bir şey yok. Ama çok ilgi çeken bir motosiklet. Çünkü diğer motosiklet modellerine bakarsanız bir kırmızı, beyaz ve siyah çıkar diyelim. Bunun çeşitli renkleri var. Yani kataloğun sonu yok. Çok renkli bir motosiklet. Onun dışında yani dezavantajları saymakla bitmez ama biz bu markadan bir türlü kopamıyoruz. Aramızdan Goldwing alanlar oldu. GS'e dönenler oldu. Hepsi geri döndüler. Yani minimum 6 ay içerisinde hepsi Harley Davidson'a geri döndüler. Bunun birinci avantajı, bir kere bir community var burada. Arkadaşlarımız var. Hiç kopamadığımız, aramızda kuvvetli bağlar var. Biz motosikletle gezmesek bile eşlerimiz toplanıyorlar beraber. Bir yere gidiyorlar. Kışın sinemalara gidiyoruz. Bowling turnuvaları yapıyoruz. Her hafta düzenli buluşmalarımız var. Bir kere bu ortamdan kopmak istemiyoruz kesinlikle. Yani bu motor ısınıyor. Bu motorun inanılmaz bir vibrasyonu var. Bu motorun sallaması var. Virajı zor. Viraj eğitimi olan tek motor. Ben diğer motorları kullandım çok. Kendisi viraja giren motorlar var. Örneğin GS, örneğin Goldwing. Yani pek bir şey yapmana gerek yok. Ama Harley Davidson gerçekten bu açıda önemli bir motor. Bu kadar dezavantajı olmasına rağmen biz buna tutkuyla bağlıyız. Kesinlikle kopamıyoruz ve yani Harley Davidson'sız bir hayat düşünemiyor kimse aramızdan. Bir kere de kullanmış arkadaşlar bunu alıyorlar. Her sene Mayıs ayında deneme sürüşlerimiz var. Harley Davidson Bosphorus'a demo truck geliyor. Herkesi bekleriz. Yani bütün modelleri geliyor. Bu kamyon bütün Avrupa'ya dolaşan bir kamyon. Türkiye'ye de giriyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya hepsinde deneme sürüşleri var. Buraya daha çok arkadaşların katılmasını bekliyoruz. Genelde gene Harley'ciler geliyor. Ben onu çok sevmiyorum. Diğer kullanıcıların gelmesini çok daha fazla istiyoruz. Yani bir kere kullanan bu motoru bir daha bırakamıyor açıkçası.